Başlattın mı? Çok hızlı başlattın. Yine video, yine pijama. Yeter! Yeni bir intro lazım bana. Diyerek yine bir introyu daha geçiştirmiş bulunmaktayım. Bu videoda gerçekten merak edilen bir soruya cevap vereceğim. Hatta eksik bilinen bir konuda yardım etmeyi düşünüyorum. Henüz sadece iki tane olduğu sanılan ama aslında onlarca olan finishlerden bahsedeceğim. Videonun başı neden air cushion finish vs smooth finish? Çünkü en çok bilinen iki tanesi ve herkes diyor ki air cushion finish mi daha güzel, smooth finish mi daha güzel? Bu video neden bu kadar gecikti? Detone oldu. Bu video neden bu kadar gecikti? Çünkü şu şeylere bak göstereyim şimdi. Şu anda kameranın fokusunu bozamam. Telefonumdan videoyu çekeyim göstereyim size. Evet Allah. Aynen. Şu gördüğünüz elemanlar için uğraşıyordum bayağıdır. Şimdi onları da almış bulunmaktayım. Evet yani artık biraz daha kaliteli, gölgesi videolar çekebileceğim. Şu an akşam olmasına rağmen video çekebiliyorum ki bu benim çok işime yarıyor. Yoksa sadece sabah 9 ile akşam 4 arası video çekebiliyordum. Gölge olmaması için, ışığın güzel gelmesi için. Neyse biz hemen konumuza geri dönelim. Bu arada not almıştım. Çok fazla şey var, karıştırmayayım diye. Şimdi finishler 5'e ayrılıyor. İsterseniz 6'ya da ayırabilirsiniz ama ben 5 tanesini size söyleyeceğim bugün. Birincisi... Ne yapıyorsun oğlum? Birincisi air cushion finish. Yani hepimizin bildiği şu... Daha doğrusu air cushion. Ne dedim ben? Air cushion. Air cushion finish o mesela... Cushion, cushion değil, cushion. Ya s**tın yeter ya. Ben cushion diyorum tamam mı? Cushion. Air cushion. Air tamam mı? Cushion. Abi söyleyemiyorum niye bu kadar zor? Bir daha söyle. Air cushion. 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 Ha? Bu kadar mı? Evet. Ben air cushion. Yok. Yapıyordum. Air cushion. Air cushion. 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 Hı-hı. Air cushion. Air cushion. Ha tamam. Evet bu videoda öğrenmiş olduk. Air cushion diye söyleniyormuş. Ben de ismini bile yanlış biliyormuşum. Şimdi air cushion finish'le... Yine yanlış söyledim. Neyse boşver. ACF... 808 diye geçiyor aslında bunlar. Neden o şekilde geçiyor? Çünkü daha önce fark ettiniz mi bilmiyorum. Standart bicycle'larda, jumbo'larda genelde 88 yazar. Standart bicycle'ların içinde, hatta kutusunda yazıyor mu? Kutusunda yazmıyor. Ace of Spades'ler, şu an zaten ara şey video geçiyordur. Ace of Spades'lerin altında her zaman böyle 808 yazar. O, bu onun air cushion finish olduğunu gösteriyor. Air cushion finish'ler aslında bir ağaç gibi dallara ayrılıyor. Ama verebileceğimiz en iyi örnek işte bir World Poker Tour ve Bicycle. Bunları gösterebilirim. Bir sonraki finish'imiz Linoid finish. Linoid finish şu anda sadece benim bildiğim Teleho'da var. Teleho, Linoid finish'in arasındaki yani Linoid finish ile air cushion finish'in arasındaki farkı bilmiyorum açıkçası yani. Air cushion finish'in en büyük özelliği zaten kartın üzerinde minik noktalar olması. Genelde bu daha demin Bicycle, World Poker Tour ve B gibi destelerde rastgele makinelerle gelir ve makineler desteyi deler. Delmediğinde büyük izler bırakır ki bu da fen açacağınız zaman ya da sadece fen açacağınız zaman çok daha büyük avantaj sağlıyor size. Kartın kaymasına yarıyor. Evet tabi o kabarcıklar sonradan zımparalanıyor da nasıl diyeyim aşınıyor. O sonradan aşınıyor ve deste fenlenmemeye başlıyor. Tabii ki deste ömrünü doldurmuş oluyor. Elimdeki Linoid finish olan desteler yani Teleho'lar daha çok ömrü var. Çünkü hem alakası yok ama köşeleri daha sivri. Bu daha rahat paket katlarda destenin elinden kaymamasını yarıyor. Bu özelliğini seviyorum gerçekten. Bir de biraz daha düzenli delikler. Ama hala kağıt. Aynı kağıt. Bicycle'la yapılandan. Aynı kartondan yapılıyor. Şeyler, kartlar. Yani sadece üzerindeki delikler bir de kartın şeklinde birazcık farklılık var. Aslında Linoid finish de bir air cushion finish. Umarım aklınız karışmamıştır şu ana kadar. Çünkü biraz da aklınızı karıştırmaya geliyorum. Bir de premium finish var ya da daha çok 909 diye biliniyor. Şöyle göstereyim. Şu desteler elimde gördüğünüz. Virtuoso bir premium deste ve Theorem 1'in şu 3 destesi. Bunlar da premium. Jimmy Fallon da premium bu deste. Şu an bende Jimmy Fallon yok. O da Theorem 1'in. Peki bu destelerin özelliği ne? Bunun Ace of Spades'in altında 909 yazar. Yani Bicycle'la 808 yapıyordu ya bunda 909 yazıyor. Zaten Bicycle kendi fabrikalarında Theorem 1'in destelerini basıyor. Yani aynı fabrikadan çıkıyorlar ama Theorem 1 farklı bir şirket. Sadece komisyon karşılığında USBC'sinin fabrikalarını kullanıyor. Ve bu finish'i Bicycle'lardan asıl ayıran özellik genelde daha yumuşak kartlar Bicycle'a göre. Kendini daha hızlı toparlıyor ve şu an tabi göremezsiniz. Ben bunu sonradan çekimlerde gösteririm. Daha düzgün şeyler, delikler, air cushion finish'in delikleri çok daha düzgün ve bir şerit halinde açılıyor. Bicycle'a baktığınız zaman eğer yeterince yakın bakarsanız görebileceğiniz bir şey var. Delikler rastgele açılmış. Ama bu destelerde belli bir
düzen içerisinde açılıyor delikler ve kart çok daha rahat kayıyor ve ömrü gerçekten çok uzuyor. Yani Monarchs'ı çok uzun süre kullanabilirsiniz. Bicycle'ın aktif kullanımda ömrü 2 haftayı geçmez ama Monarchs tabii aktif kullanımda her gün 2-3 saat kullanmadan bahsediyorum. 1,5-2 ay çok rahat dayanır. Aynı şekilde Virtuoso kendine özgü biraz daha farklı bir finishleri var. Ama premium finish'e çok yakın. O yüzden Virtuoso'ya da buna örnek verebilirim. Şimdi dünyanın en gereksiz finishindeyiz. Bu dünyanın en gereksiz finishi şu an elimde duruyor. Monju hiçbir işe yaramıyor. Şöyle Monju hiçbir işe yaramıyor değil pardon. Plastik finish hiçbir işe yaramıyor. Şöyle göstereyim kartları. Kartlar katlanma derecesinde bükebiliyorsun kartı. Ama yeniden düzeliyor ve desteği düz bir şekilde durabiliyor ve bu desteği almanın tek sebebi suyun altında kullanabilmekti. Suyun altında havuzda kullanmayı denedim. Kartlar hem birbirinden ayrılmıyor basınçtan dolayı hem de ayrıldı mı havuzun tabanına değiyor. Hem tabana yapışıyor hem de hiçbir özelliği yok, ne gereksiz ne salak bir de bunu atın almayın, para bile vermeyin. 35-40 lira civarı fiyatı. Şimdi sıra smooth finish'te. Şöyle elimdeki smooth finish destelerden birkaç tane göstereyim. Premium finish'te şunu göstermeyi unuttum. TCC var, TCC de premium finish bir deste. Ve TCC'nin en sevdiğim özelliği hem kartlar çok sert, her türlü paket kat yapabiliyor. Hem de bir uzun süre kullanmadığınız zaman bir ilk 20-30 dakika çok güzel bir fan performansı gösteriyor. Kartlara dışarıdan baktığınızda bile ışıktan şu air cushion finish'in delikleri var ya, bir örüntü şeklinde, şöyle bir örüntü şeklinde delinmiş. Ki çok güzel bir estetik katıyor kartlara ve ömrünü acayip derecede uzatıyor. O yüzden TCC'yi de öneririm. Smooth finish'lerden bahsedelim. Smooth finish'te verebileceğim en güzel örnek Aviator ve en sevdiğim smooth finish. Streamline, Türkiye'de Aviator bulamayabilirsiniz ama Streamline var. Streamline'da 15-10 lira civarı bir şey fiyatı, öyle smooth finish. O kadar önerdiğim bir deste değil. Asıl gerçek smooth finish'ler burada. USB-CC'nin, yani Bicycle'la aynı kişi, aynı firma tarafından yapılmış. Bu kartların air cushion finish'lerden ayrılan özelliği, kartlar biraz daha flat, yani şu bahsettiğim noktalar var ya, bu kartlarda yok. Yakından baktığınız zaman zaten yansımadan görebilirsiniz. Ömürleri air cushion finish'ten daha kısa. Yani bu desteği bir kullanıyorsun. Destenin ömrü bittiği zaman bir daha kullanamıyorsun fenlerini. Çünkü bir fen ömrü var bu destenin. Ya aktif kullanımda 1-2 hafta fen ömrü var. Fen ömrü bittikten sonra da hala paket katlar için acayip derecede güzel bir deste Aviator. Gerçekten yani şu an elindeki tüm desteler arasında paket kat yaparken en çok eğlendim. Bir Aviator var, bir de TCC var. Paket katlara çok daha rahat çıkmanızı sağlıyor. Kartlar birbirine tutuyor ve deck flip atarken falan çok daha rahat dağılmıyor kartlar. Yani bunu eğer bu deck flip'i bir bicycle'la falan deneyecek olsanız, ne olur hemen göstereyim. Bir bicycle alayım. Bak bir bicycle'la şimdi deck flip atacağım. Dağılıyor yani. Anlatmak istediğim şuydu. Kart atıyorsun, havada dağılıyor. Çünkü air cushion finish bir deste. Ne kadar iyi vakumlarsan vakumla yeni açılmış bir desteyle deck flip yapmak zaten zor. Ki bu bicycle'sa, yani bir air cushion finish desteyse zaten bu işi daha da zorlaştırıyor. Yani bu videodan anlayacağınız herhangi bir finish diğerinden daha güzel değildir. Plastik finish hariç, o çöp. Plastik finish haricinde size daha demin gösterdiğim tüm kartlar ve finishler kesinlikle kardeşleri için çok uygun. Hepsi farklı alanlarda kullanılıyor ama yine de kullanabilirsiniz. En ortak bunlar aralarında size şey yapabileceğim air cushion finish var. Paket katlar da yapabilirsiniz, fen de yapabilirsiniz. O yüzden air cushion finish, eğer bütçenize göre ortalama bir şey alacaksanız en uygunu. Ama mesela bir smooth finish ile çok fazla fen yapamazsınız. En çok kullanırken eğlendiğim Lunoid finish, bir de premium finish. Premium finish'in hem kalitesi böyle eline geldiği zaman zaten anlıyorsun, çok daha böyle bir rahatlatıcı oluyor. Lunoid finish de böyle one hand cutlarda acayip hoşuma gidiyor. Sadece premium ve Lunoid ile tüm hayatımı geçirebilirim kısacası. Yani size bu videoda anlatmak istediğim sadece iki tane finish yok ve finishleri karşılaştırmak biraz da saçma. İnsanların sevdiği finishler olabilir ama herhangi bir diğerinden daha iyi olamaz. Bir daha hatırlatayım, plastik finish hariç. Sen seviyor musun plastik finish'i? Ver bir hatırlamıyorum. Tamam, kötü, ben sana söyleyeyim. Bakmana gerek yok. Benim kameramanım zaten plastik finish severse kovulur. Şurada mı? Spring için güzel, başka bir şey için hiç güzel değil. Kovuldun. Bir de bu videoda göstermediğim Line Finish denen bir şey var. O da Fontaine, Stats ya da Spad gibi kartlarda kullanılıyor. Daha önce hiç elime geçmedi Line Finish ama herkes güzel olduğunu söylüyor. O konuda bir şey diyemeyeceğim, yorum yapamayacağım yani. Tamam o zaman moruk, yani ben anlattım anlatacağımı. Dur ben havalı bir şekilde kapatmak istiyorum, bekle.